Hatun olacak bu karşılaşmada. McMurray kenardan top oyuna soktu Ali Berent. Ali Berent Kavaklıoğlu 3 sayılık atışında isabet yok. Denizli basket hücumu. Hakan'ın sayılarıyla 2-0 önde Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Ankara Anadolu Basket karşısında. Chauncey Collins. Geçen haftaki karşılaşmanın yıldızıydı Chauncey Collins. Boş pozisyonda Serkan 3 sayılık basketi gönderdi. 5-0'a çıkardı skoru. Serkan Menteş'e. İyi bir hücum izledik Denizli Basket'ten. Recep Solak. Gökhan'la mücadelesinde isabet yok. Serkan, faul geldi. Ali Berent Kavaklıoğlu'nun faulü. Beş sıfırlık seriyle başladı mücadeleye Denizli Basket. Altan. Hakan'dan güzel bir pas, asist oldu. Altan Erol. Smaç'la tamamladı. 7-0. Etkili başladı karşılaşmaya Denizli Basket. Ankara temsilcisi karşısında köşeden 3 sayılık atışta isabet var. Jahmal McMurray. Takımı adına ilk sayıları kaydetti McMurray. Collins tepeden attı. Atışında isabet yok. Chauncey Collins. Denizli Basket'in yıldızı. McMurray pas arası geldi Altan'dan. Hızlı hücum. Kendisi gitti potaya. İsabet yok. Potayı bulamadı Altan Erol. McMurray o da kaçırdı. Boş pozisyonda turnikeyi. Şimdi Collins. Alır almaz attı. İsabeti bulamadı. Denemelere başladı Chauncey Collins. Yayın gerisinden özellikle bulduğu sayılarla maça farkını koyuyor Chauncey Collins. Bu arada McMurray'den ikinci 3 sayılık atışla maça ortak oldu Ankara Anadolu Basket. Hakan dönerek atışı isabet yok. Hücum reboundu Altan Erol. Boş kaldı Altan. 3 sayılık atışta isabeti buluyor. McMurray'e cevabı veriyor Altan Erol. Ali Berent pot altını dolaştı, dışarıya çıkardı. Kutay. McMurray yeniden. 3 sayılık atışında isabet yok ancak faul düdüğü var. McMurray 3 serbest atış için çizgiye gelecek. Ev sahibi takım adına maça etkili başladı Jahmal McMurray. Merkez Efendi Belediyesi geçen hafta yine deplasmanda karşılaştığı Semt 77 Yalova Sporu 85-92 mağlup etmeyi başarmıştı. O karşılaşmada maçın yıldızı attığı 34 sayıyla Chauncey Collins olmuştu. Üst üste de 4. galibiyetiydi. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in son 5 maçında
4 galibiyeti 1 mağlubiyeti bulunuyor. 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı Denizli Basket. Son olarak 5 hafta önce kendi sahasında Global Connect Travel Düzce'ye 75-70 mağlup olmuştu Denizli Basket. O karşılaşmanın ardından Mamak Belediyesi'ni Gemlik Basketbolu, Sigortamneti ve Semt 77 Yalova'yı mağlup etmeyi başardı. Altan'dan yine bir 3 sayılık atış, bunda isabet yok. 12-12'lik eşitlik var mücadelede. Evan'dan 3 sayılık atış isabetli. Yabancılarıyla öne geçti Ankara Anadolu Basket. Denizli Basket karşısında Evan Arthur Fitzner. Collins. Collins birebir oynadı, potaya gitti. Chancey Collins turnikeyle bitirdi pozisyonu. Evan Arthur potaya gitti. Evan atışında isabet yok. Hızlı çıkıyor Denizli Basket. Chancey Collins Gökhan'la oynadı. Gökhan Yazıcıoğlu boş pozisyonda turnikeyi kaçırdı ama kendisi tamamladı yine. Gökhan Yazıcıoğlu öne geçirdi takımını. McMurray bu kez atışında isabet yok. Hücum reboundunu Evan aldı. Top yine McMurray'de. 5 saniye hücum serisinin sonunda potaya gitti. McMurray turnike ile basketi buldu. 17-16 önde Ankara Anadolu Basket. Denizli Basket karşısında mola geliyor. 3 dakika 19 saniye ilk çeyreğin sonuna 1 sayıyla önde ev sahibi takım. Ligde bu haftaya başlarken 14. sırada Ankara Anadolu Basket, oynadığı 19 maç sonunda 6 galibiyeti 13 mağlubiyeti var. 25 puanı var Ankara temsilcisinin. Denizli Basket 9. sırada başladı. 19 maç sonunda 11 galibiyeti 8 mağlubiyeti var. Puanı 30. Tabii ligde gerçekten başa baş mücadeleler oluyor. Zirveyle neredeyse 12. sırada yer alan takım arasında 1 galibiyet 2 galibiyet fark bulunuyor. Bir takımın alacağı 1 galibiyet 1 mağlubiyet 3-4 basamak birden fark ediyor ligde. Haftaya 9. sırada başladı Denizli Basket. Galibiyet almasıyla birlikte 32 puana yükselecek. Belki de 3. ya da 4. sıraya birden çıkacak Denizli temsilcisi. Mola dönüşünde Barış oyunda. Mehmet de oyunda, Mehmet Özdoğan. Barış. Mehmet'i buldu köşede. 3 sayılık atış isabetli Mehmet Özdoğan. 3 sayılık basketle dönüyor moladan Merkez Efendi Belediyesi. Evan'ın pası Ali Berent. Yeniden Evan. Ümit savunuyor. Evan Arthur geriye çekilerek attı, isabeti buldu. Evan Arthur Fisner. Chancey Collins, Hakan. İyi savunma geldi Hakan'a. Atışını kaçırdı. Çağatay Afşar. Hakan'a iyi savunma yaptı. Az önceki pozisyonda McMurray geriye çekilerek attı. Atmaya devam ediyor
McMurray. Son iki dakika içindeyiz ilk çeyrekte. Başkent temsilcisini sırtlayan oyuncu konumunda ilk çeyrekte McMurray. Barış. Hatalı yürüme kararı geldi Barış Çağan Özkan için. Top kaybı Denizli Basket adına. Ali Berent. Dışarıya çıkardı. 3 sayılık atış isabetli. Taylan Süerkip. 3 sayılık basketle 24-19 yaptı skoru. Bu bölümde hücumda yavaşladı Denizli Basket. Ümit'ten nefes aldıran basket. 24-21. Taylan. Oğulcan. Faul düdüğü var. Barış Çağan Özkan'a çalındı faul. Son bir dakika ilk çeyrekte. McMurray. Oğulcan Sevim. 5 saniye hücum süresinin sonuna Oğulcan. Köşeden 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound mücadelesi Hakan'da kaldı. Collins'e bir faul geldi. Yayının başında da söylediğim gibi Denizli Basket pot altındaki en etkili ismi olan Dwight Colby'den bugün yoksun. Sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Onun eksikliğini de hissediyor Denizli temsilcisi. Mehmet fake'ine cevap aldı. İki sayılık atışı isabetli değil. Oğulcan da kaldı savunma reboundu. Son 24 saniye. McMurray. Faul. Oğulcan Sevim. Son hücum olabilir. Çeyrekte Oğulcan faul geldi. İki serbest atış kullanacak Oğulcan. İlk atışını kaçırdı. İkinci atışını sayıya çevirdi. Mehmet Özdoğan. Üç sayılık atışında isabeti buldu Mehmet Özdoğan. Çeyreğe noktayı koydu. 25-24.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğine de 3 sayılık basketle başladı Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. 27-25 önde Ankara Anadolu Basket karşısında. McMurray ile hücumda ev sahibi. McMurray'nin atışında isabet var. Eşitliği getirdi yeniden karşılaşmaya. 27-27. İkinci çeyrekte Mertan Mutlu da oyunda. Denizli Basket'te. Onunla birlikte Mustafa da oyunda. Genç oyuncusu Mustafa. Turnikesinde isabet yok. Mustafa kurtuldu. Hızlı hücum Ankara Anadolu Basket'ten. Evan Arthur turnike ile bitirdi. Mertan Mutlu. Mustafa yeniden Mertan'la oynadı. Şimdi Ümit. 3 sayılık atış. Ümit son gol. Tecrübeli kaptan sahneye çıktı. 30-29 öne geçirdi takımını. McMurray. Dışarıya çıkardı. Oğulcan ekstra pas köşeden 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound mücadelesinde faul düdüğü var. Gökhan Yazıcıoğlu faul yapan oyuncu Denizli Basket'te. Taylan. Evan Arthur. Yeniden Taylan Süerkip. Arthur'a güzel bir pas. Basket Evan Arthur. Ümit. Mustafa Kurtuldum. Mehmet ilk çeyreğe gerçekten güzel bir basketle noktayı koymuştu. Mehmet Özdoğan. Mertan Mutlu. 3 sayılık atış Mertan'dan süre dolarken isabet yok. Anadolu Basket hücumu olacak. Oğulcan Sevim. Taylan perdeden çıktı, topu aldı. Taylan Süerkip Mehmet'le mücadelesinde faul düdüğü çıktı. Mehmet Özdoğan. Oğulcan kenardan top oyuna soktu. Jahmal McMurray. Pasa Oğulcan'a. 5 saniye hücum süresinin sonuna. Evan Arthur orta mesafe şut isabet yok. Kendi topunu aldı Evan Arthur. İkinci denemesinde de isabeti bulamadı. Mertan Mutlu. Kötü bir tercih Mertan'dan. Top kaybı oldu. 6'an ve Hakan hamlesi geldi koç Zafer Aktaş'tan. Gökhan ve Mertan Mutlu kenarda. Var. 31-30 Ankara Anadolu Basket üstünlüğü ikinci çeyrekte. Hakan'ın müdahalesi. Oğulcan kenardan top oyuna soktu Evan Arthur. Ümit'le yine birebir kaldı Evan Arthur. Dönerek atışında basketi buldu. Farkı 3 sayıya çıkarttı. Hakan. Evan'ı sırtına aldı. Fake'ine cevap aldı. Basket faul. Hayır dedi. Karşılaşmanın hakemi. Steps kararı geldi. Hakan için. Basket geçerli değil. Koç Zafer Aktaş'ın da itirazı var bu pozisyona. Faul olmadığını düşünüyor. Düzeltiyorum. Steps olmadığını düşünüyor. Koç Zafer Aktaş. İtirazları tabii ki de kararı değiştirmeyecek.
Top Anadolu Basket'te. McMurray. Faul. Altan bu kez faul yapan oyuncu. Jamal McMurray. Çağatay perdeye gelmişti McMurray. Birebir kaldı şimdi Ümit'le. 3 saniye hücum süresinin sonuna. 3 sayılık atış. McMurray isabet yok. Mehmet Özdoğan uzun pas. Altan atmadı. Ümit içeride şimdi. Dönerek atış Ümit. Kısa kaldı. Hakan hücum reboundunu aldı Mehmet. Boş pozisyon. 3 sayılık atışında isabet yok. Çağatay. McMurray. Yine Ümit'le birebir oynuyor McMurray. Orta mesafe şutunda bu kez isabeti buldu. 2 sayılık basket. Jamal McMurray. Farkı 5 sayıya çıkardı Ankara Anadolu Basket. Mustafa. Faul. Gökhan oyunda, Ümit son kol kenarda. Mehmet Özdoğan kenara geldi ve Denizcan Çevik oyunda, Denizli Basket'te. Mustafa ilk atışını kaçırdı. İkinci atışı isabetli. Evin Arthur. Oğulcan McMurray. İlginç bir atışla Panya'nın da yardımıyla basketi buldu Jamal McMurray. Faul. Collins kenarda oyuna dahil olacak. Denizli Basket'te. Mustafa kenara geldi. Hakan'dan güzel bir pas yine. Altan Erol'a. İkili oyunla basketi buldu Denizli Basket. Fark 4 sayı. Bu arada hücum faul kararı geldi. McMurray'e Chauncey Collins'le mücadelesinde. Chauncey Collins. Yüksekten bıraktı. Tamamlayan Gökhan Yazıcıoğlu oldu. Fark 2 sayıya düştü. Üç sayılık atış Evan'dan isabet yok. Savunma reboundunu Gökhan aldı. Bu arada McMurray pas arası yaptı. Basketi çıkardı. Evan Apal. Hadi.
Denizcan pot altından top oyuna sokacak. Şimdi Collins'i buldu. Şansı Collins, Gökhan'a indirdi. Evan'la mücadelesinde topu kaybetti. İyi savunma yaptı Evan Arthur. Oğulcan Sevim. Tepeden 3 sayılık atışı Oğulcan'dan isabet yok. Gökhan aldı savunma reboundunu. Collins potaya gitti. Chance Collins faulü aldı. Bu arada Zafer Aktaş'ın itirazları var. Hakemlere mücadeleyi İbrahim Altıntaş, Abdullah Koputan ve Batuhan Kümükoğlu hakem triosu yönetiyor. Chance Collins çizgide. Bu karşılaşmaya tutuk başladı. Chance Collins iki sayısı var henüz. Üçüncü sayısını kaydetti. Altan 7 sayıda, Denizli Basket'te Gökhan 6 sayıda, Mehmet Özdağ'ın 9 sayısı var. Ev sahibine baktığımızda ise McMurray 21 sayıya ulaştı. İlk yarı tamamlanmadan Evan Arthur Fisner 14 sayıda. İki oyuncu takımını sırtlıyor Ankara Anadolu Basket'te. Evan Fisner geriye çekilerek attı. Basketi buldu. Evan Arthur. On altıncı sayısını kaydetti. Geride kalan dakikalara baktığımızda savunma anlamında sıkıntı yaşıyor Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Parke şu anda kurulanıyor. Barış da orada görevlilere yardım ediyor şu anda. Son 2 dakika 13 saniye ilk yarının sonuna. Hakan Yapar çizgide. İlk atışı isabetli Hakan'ın. Hakan
2'deki attı Hakan Yapar. Farkı 2 sayıya düşürdü. Ali Berent de yeniden oyunda Ankara'nın Anadolu Basket'te. Ali Berent, Oğulcan, Çağatay. Pasın aktarılmasına izin vermedi Hakan. Ali Berent. Zorlama bir atış, isabet yok. Chauncey Collins. Dışarıya çıkardı. 3 sayılık atış. İsabetli değil. Hakan hücum reboundunu aldı. Ekstra pas tamamlayan Gökhan. 41-41 eşitlik. Son 1 dakika 37 saniye mola geliyor. Ali Berent. Recep de oyunda. Mola dönüşünde Recep Solak. 4 saniye hücum süresinin sonunda Ali Berent kendisi kullandı. Atış yönünde isabet yok. Collins ile hücumda Denizli Basket. Chauncey Collins, o da birebir oynadı. Kendisi kullandı atışını. İsabet bulamadı. Olcan, Çağatay, Ali Berent yeniden Çağatay'la oynadı. Recep, ikili baskı Recep'e, topu kaybetmedi Anadolu Basket. Basket faulle tamamlandı pozisyon. Taylan Süerkip bir de serbest atış kullanacak. Serbest atışı kaçırdı. Top Denizli Basket'te. Mehmet. Serkan Menteş'e de uzun bir aradan sonra oyunda. Chauncey Collins. Mehmet Özdoğan. Hakan'a indirdi. Geriye çekilerek atmadı Hakan. Gökhan'a pası düşündü. Son müdahale Anadolu Basketli oyunculardan. Mola geliyor. Bir kez daha.
Topu potaya göndermesi için nokta 9 Denizli basket için. Serkan. Bu arada hücum faul kararı çıktı. Sanıyorum bir mola daha geliyor bu kez. Anadolu Basket baş antrenörü Hakan Köktaş molayı aldı. ...17 saniye... ...ilk yarının sonuna... ...Ankara Anadolu Basket'in hücumu olacak... ...iki sayıyla önde ev sahibi takım... ...Denizli Basket karşısında... ...Gökhan bu arada oyuna dahil oldu... ...Mustafa kenara geldi... Oğulcan top oyuna sokacak. Kutay ile oynadı. Kutay Akpul attı oyunda. Bu arada topu çaldı Denizli Basket. Chancey Collins potaya gitti, turnikeyi kaçırdı Chancey. Önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 3 sayılık atış, isabet yok. Collins de yine top. Uzaklardan attı Chancey Collins. Kısa düştü. İlk yarı tamamlanıyor değerli izleyenler. 43-41 Ankara Anadolu Basket üstünün ilk yarıda. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Yıldır sizin için üretiyoruz. Cihan Kolonyaları İzmir Karşıyaka'da. Telefon 0232 368 68 65. İzmir'in yeni yaşam merkezi ve Bakırçay Devlet Üniversitesi'ne olan yakınlığıyla cazibe merkezi. Yeni gözde yatırım bölgesi Seyrek'te. Demirsel İnşaat imzalı Seyrek My Home evleri Stadyum Caddesi numara 22'de. Menemen Seyrek satış ofisimize bekliyoruz.
evinizdeki yaşam alanlarına sahip olmak artık bir tık uzağınızda. Çağın bütün imkanlarını evrensel vizyonla birleştirip en doğru fiyat ve seçeneği sunan Maymisa sizlerle. Dürüst, saygın, yenilik ve hız. Hem içte hem dışta evlerinizi şenlendirmeye geliyoruz. Dış mekanda boya tadilat, iç mekanda banyo, tuvalet, mutfak tadilat, her türlü zevke uygun duvar kağıdı, kaplama, tüm boya tadilat, dekorasyon ve aklınıza gelebilecek bütün tadilat işlemleri için en doğru adres Maymisa. Sizlerden aldığımız desteklerle bu güvene layık olmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz ve seçeneklerimiz için web sitemizi ziyaret edin. www.maymisa.com.tr. Kimi zaman öyle bir şey olur ki bir anda duruverir hayat. En beklenmedik anda bir felaketle baş başa kalırız. Kimsesiz, yalnız hissederiz kendimizi. İşte o an Denizli Büyükşehir Belediyesi ve yüreği sevgi dolu insanların sevgi eli dokunur omzumuza. Çok teşekkür ederim. Amin. İyi ki varsınız. Amin. Sen ağlama, üzülme diye buradayız. Denizli'nin yüreği güzel, hayırsever insanları hiç tanımadıkları insanlara uzatırlar sevgi ellerini. Bu el öyle güzel bir eldir ki herkes geleceğe umutla baksın diye yüreklere dokunur. Ev eşyasından kıyafetlere, gıdadan beyaz eşyaya kadar on binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan hayırsever Denizli halkının bu eline biz sevgi eli diyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi sevgi eli 15 yaşında. Örkop Ege bölgesinde büyümeye devam ediyor. Kooperatif bir şubesini de Denizli'de açtı. Ankara Asfaltı 12. kilometrede açılan yeni şubeyle Örkop'un güvencesi altındaki Nasilli ve çevresinde üretilen doğal ürünler artık Denizlilerle buluşturulacak. Örkop Akam mevkiinde gelal servisine başlamıştır. Tüm müşterilerimizi bekleriz. Doğal lezzetin adresi Örkop. Tadını ve şekillerini çocuklar seviyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, anneler seviyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için tüm çocuklara bol bol D vitamini içeren Misto çok seviliyor. Misto, şekil şekil peynir. Küçük hayaller, onların enerjisiyle kocaman başarılar olur. Artık çağımıza ve insanımıza yakışan yeşil enerjiyi milli, yerli ve yenilenebilir jeotermal kaynaklarımızdan üretme zamanı. Jeotermal enerji, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji kaynağıdır. Elektrik üretimi, ısıtma ve soğutma sistemleri, modern teknolojik seracılık, kültür balıkçılığı ve termal turizm gibi pek çok alanda jeotermal kaynaklar doğal yapıyı asla değiştirmeden ve hiçbir zararlı atık yaratmadan ihtiyacımız olan enerjiyi bize sağlar. Jeotermal enerjiyle tanışalım. Bilinçli ve doğru seçimlerle dünyamızın enerjisi hiç tükenmesin.
Ata Yadigarı şaha kalkıyor. Sultan şehir Sivas, üç kıtayı atlarının terleriyle ıslatan, atın üzerindeki Türk değilse yüktür gerçeğini bütün cihana kabul ettiren şanlı ecdadının hatıralarını en canlı haliyle yaşatmaya devam ediyor. Haralar bölgesi olarak bilinen 1889 yılında devrin padişahı 2. Abdülhamit Han'ın buyruğuyla numune çiftliği olarak tesis edilen, sonraki dönemlerde atçılık ıslak kurumu ve aygır depoları olarak uzun yıllar atçılık sahasında hizmet veren tarihi alan, dünü, bugünü ve yarını kuşatan muazzam bir projeyle can buluyor. İçinde 11 tescilli yapının da yer aldığı, yaklaşık 250 bin metrekare alandan oluşan Hamidiye Kültür Parkı'nda tescilli yapılar aslına uygun şekilde restore edilerek birbirinden farklı hizmet birimlerine dönüştürülüyor. Tasarım ve konseptiyle Türkiye'de ilk, dünyada sayılı müzelerden olan Savaş Atları Müzesi. İkinci Abdülhamit Han'ı yakından tanıyacağımız, değerlerini ve ideallerini özümseyeceğimiz ana evi. Tarihi doku içerisinde kahve molası verilebilecek Hara Kafe. Kitap severler için farklı bir okuma ortamı sunan Kitap Kafe. Ziyaretçilere farklı tatlar sunacak Hara Restoran. Kültürümüzün parçalarını yansıtan el sanatlarının sergilenip, hediyelik olarak satışının yapılacağı binalara, turizm ve istihdama olumlu katkı sağlamayı hedefleyen işlevler kazandırılıyor. Tarım ve hayvancılık geçmişine ışık tutacak tarım müzesi ve Sivas'a özgü hediyelik eşyaların yer alacağı alanlar. Bu devasa proje, tarihten kopmadan, yenilikçi bakışıyla Sivas ve bölgesi için birçok ilki de beraberinde getirecek. Seyirci kapasiteli tribün ve atlar için özel hazırlanan kum alanda geleneksel atasporlarımızın başında gelen at biniciliği ve uluslararası atlı müsabakalar sergilenecektir. At binme alanı yakınlarında konumlandırılan Engelli Aktif Yaşam Merkezi kendi içinde birçok faaliyeti sürdürürken aynı zamanda engellerin aşılacağı atlı rehabilitasyon imkanı sunacaktır. Sultan şehrin tacını süsleyen yapıların minyatür olarak sergileneceği Minya Sivas yürüme yolu bu görsel şöleni tarihi bilgilerle sunacaktır. ...51 dükkandan oluşan organik pazar alanında Sivas'ın tüm coğrafyasında yetiştirilen organik ürünlerin satışının ve tanıtımının yapılması sağlanacaktır. Kır kahvesi bu eşsiz atmosferde vereceğiniz kısa bir molayı daha da tatlandıracak, Ferhan Butik Otel misafirlerimiz için konaklama imkanı sunacaktır. Geniş kullanım alanları sunan çadır restoran birçok özel etkinliğe ev sahipliği yapacak, en güzel anıların mekanı olacaktır. Sivas'ın önemli şahsiyetlerinden Türk halk müziği sanatçısı, derlemeci Muzaffer Sarı Sözen'in adının yaşatılacağı kültür ve sanat evi, çeşitli müzik ve sanat etkinlikleriyle sergilere ev sahipliği yapacaktır. Egzotik Park, ülkemizde ve bölgemizde bulunmayan canlılar için uygun ortam hazırlayarak bu canlıların tanıtılmasını sağlayacaktır. Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşunu, ilk yerli paraşüt üretimini yapan Nuri Demirağ Havacılık Gökbilim Merkezi ile gökyüzü, uzay, havacılık konusunda çocukların ve gençlerin ufku açılacak, hayalleri göklere uçacaktır.
Hamidiye Kültür Parkı'nın hemen yanında bulunan ağaçlık alanda, arazinin bütün özellikleri korunarak kurulacak olan macera parkında, kamp alanları, ağaç evleri, spor parkuru ve seyir terası, doğa ve macera severleri bir araya getirecektir. Her yaş grubundan ve her kesimden insana hitap eden unsurlarıyla sadece Sivas'ın değil, Orta Anadolu'nun cazibe merkezi haline gelecek, şehrin istihdamına, ekonomisine, turizmine, sosyal, sportif ve kültürel hayatına emsalsiz katkılarda bulunacak Hamidiye Kültür Parkı, Sivas Valiliği himayelerinde ve il özel idaresi marifetiyle pek yakında hizmetinizde olacaktır. Selçuklu Devleti'nin Darül Alası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas'ımıza bu önemli eser hayırlı olsun. Ankara Anadolu Basket Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşmasının ikinci yarısıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. 44-43 Denizli Basket üstünlüğü. İkinci yarıya da 3 sayılık basketle başladı. Konuk takım Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Hakan Yapar'ın üçlüğüyle öne geçti Denizli temsilcisi. Hemen karşılık Recep'le geliyor. Recep solağın basketi. 45-44 Anadolu basketi üstünlüğü. İlk yarıda iki oyuncu sırtladı ev sahibi takımı Ankara Anadolu basketi. Jahmal McMurray'nin 21 sayısı, Evan Arthur Fisner'ın 16 sayısı var. İki oyuncudan 37 sayı geldi. Bu iki oyuncu dışında sadece Taylan 5 sayı üretti. Oğulcan bir sayı üretti Ankara Anadolu Basket'te. İki oyuncu takımı sırtlamaya devam ediyor. Mehmet Özdoğan 9 sayıyla oynadı Denizli Basket'te. Evan Arthur'un 3 sayılık atışında isabet yok. Serkan Menteşe'ye faul. Ali Berent Kabaklıoğlu. Dokuz sayı Mehmet Özdoğan'dan, 8 sayı Gökhan Yazıcıoğlu, 7 sayı Altan Erol. Bu arada Chance Collins'ten pas hatası. Ümit Sonkol'un 5 sayısı vardı ilk yarıda. Hakan Yapar da 9 sayıya çıktı. Bulduğu 3 sayılık basketle birlikte. Taşın itirazları var. Hakemle şu anda diyalog halinde Koç Zafer Aktaş. Teknik faul çalındı. Ali Berent sayıya çevirdi. Hücumu devam ediyor Anadolu Basket'in. Ali Berent. Kutay Akpulat. Hücum faul kararı. Serkan.
Chauncey Collins. Hakan oynadı. Hakan yapar. Potaya gitti Hakan. Tonic ile basketi buldu. İkinci yarıya hızlı başlayan oyuncu Hakan Yapar oldu. Denizli baskette. Tecrübeli basketbolcudan 5 sayı geldi. McMurray. Gökhan'la birebir kaldı Jamal McMurray. Atış izni vermedi. İyi savunma Gökhan'dan. Ali Berent. Zorlama bir atışla isabet yok. Süre dolarken iyi savunma Denizli basketten. Serkan 3 sayılık atış isabetli. Serkan Menteşe 3 sayılık basketle molayı aldırıyor Ankara Anadolu Basket'e. Hakan Köktaş'a Denizli basket. Mola dönüşünde hücumda Anadolu Basket. 46-51 Denizli Basket üstünlüğü, faul geldi. Ona üçlük bir seri yakaladı. İkinci yarının başında Denizli Basket farkı açtı. Anadolu Basket karşısında Ali Berent ilk serbest atışı sayıya çevirdi. İkide iki attı Ali Berent Kavaklıoğlu. Serkan. Hakan Yapar. Birebir oynadı Hakan. Atışında isabet yok. Kutay bıraktı Ali Berent. Faul geldi. Hızlı hücumu kesti Serkan Menteşe. Hakan'ın faulü var. McMurray alır almaz attı. İsabet yok. Top Denizli baskette. Son dokunan Taylan oldu. Serkan'la hücumda Merkez Efendi Belediyesi. Chauncey Collins koridoru buldu. Turnike ile basketi çıkardı. 48-53. Evan Arthur. Ali Berent. İki sayılık atış. İsabeti buldu Ali Berent. Thank you.
Beşinci sayısını kaydetti Ali Berent Kavaklıoğlu. Chauncey Collins. Üç sayılık atışı isabetli Chauncey Collins. İlk üç sayılık basketini buldu. İkinci yarıya da atarak başlamış oldu Chauncey Collins. Mehmet. Top yine Collins'te. Faul. Collins Taylan'la birebir oynadı. Pası Serkan'a. Üç sayılık atış Serkan. İsabetli değil. Taylan Süerki. Zor da olsa basketi buldu Taylan. Farkı 4 sayıya indirdi. Serkan Menteşe. Mehmet Özdoğan. Pot altında Hakan Yapar'a güzel bir pas asist oldu. Hakan'ın basketi. Ali Berent. Collins'le mücadelesi Ali Berent. Pot altını dolaştı. Top kaybı. Dengesini sağlayamadı Ali Berent Kavaklıoğlu. Top kaybı yaptı. Altan. Collins. 3 sayılık basket Chauncey Collins. Atmaya başladı Collins. İkinci 3 sayılık basket oldu. İlk yarının suskun oyuncusu Denizli Basket adına. İkinci yarıda konuşmaya başladı Chauncey Collins. Bu arada hücum faul. Ali Berent kenarda. Anadolu Basket'te Jamal McMurray yeniden oyuna dahil oldu. Oğulcan Sevim. Evan Arthur. Boş kaldı. Evan Arthur üst sayılık atışında isabet yok. Savunma reboundunu ümit aldı. Hakan. Birebir mücadelesinde basketi çıkardı Hakan. Farkı da çift hanelere çıkarmayı başardı. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. İlk yarı Ankara Anadolu Basket üstünlüğüyle tamamlanmıştı. İkinci yarıda ağırlığını ortaya koydu Merkez Efendi Belediyesi ve mücadeleyi ele aldı. Ev sahibi karşısında farkı da açtı. Evan Arthur Fistner. 2'de 2.
Chauncey Collins. Yine birebir oynadı Chauncey Collins. 3 sayılık atışı isabetli Chauncey Collins. Üçüncü çeyrekliğine farkını ortaya koydu Chauncey Collins. McMurray cevabı verdi. Üç sayılık baskette 57-66. Top yine Collins'te. Ümit bir üç sayılık atıştı ondan. Bir isabetli Ümit son koldan. Atmaya devam ediyor Denizli Basket. Molayı aldırıyor Hakan Köktaş'a. 69-57.15 sayıya ulaştı Denizli Basket'te Chauncey Collins. Üst üste buldu 3 sayılık basketlerle. 5'te 3'le oynuyor yayın gerisinden Chauncey Collins. McMurray o da 24 sayıda. Dışarıya çıkardı ekstra pas Taylan. 3 sayılık atış isabetli. Moladan 3 sayılık basketle döndü Anadolu Basket. Taylan Süerkip'in basketi. Farkı 9 sayıya düşürdü. Başkent temsilcisi. Chauncey Collins. Köşede altını buldu. Altandan 3 sayılık atışta isabet yok. Rebound mücadelesi. Ümit'ten harika bir mücadele. Topu takımına kazandırdı. Bir hücum daha. Chauncey Collins tepeden attı bu kez. 3 sayılık atışta isabet yok ama faul var. 3 serbest atış kullanacak Chauncey Collins. İlk atışını sayıya çevirdi. İkinci atışı da isabetli. Üçte üç Chauncey Collins'ten. Taylan. Son 10 saniye üçüncü çeyreğin sonuna. 12 sayılık üstünlüğü var Denizli Basket'in. Top şimdi McMurray'de. İyi savunma Altan'dan zorlama bir atışla isabet yok ve 3. çeyrekte tamamlanıyor değerli izleyenler. Denizli Basket adeta damga vurdu 3. çeyreğe ve 72-60'lık 12 sayılık üstünlükle son çeyreğe giriyor.
Denizli temsilcisi. Son çeyrek Anadolu basket hücumuyla start alıyor değerli izleyenler. 12 sayılık üstünlüğü var Denizli basketin. 18 sayı Chance Collins'ten, 15 sayı Hakan Yapar'dan. Evan düzeltiyorum. Çağatay Afşar'ın basketi. Basket faul, bir de serbest atış kullanacak Çağatay Afşar. Serbest atışı da sayıya çevirdi. Farkı tek hanelere düşürdü yine Ankara Anadolu Basket. 3 sayılık hücumla başladı son periyoda. Chance Collins. Harika bir asist Gökhan Yazıcıoğlu'na Chance Collins'ten. Smaç'la tamamladı Gökhan Yazıcıoğlu. McMurray. Potaya gitti McMurray. Basketi verdi karşılaşmanın hakemi. Bir de serbest atış kullanacak. Basket faul. Hakan oyunda, Gökhan kenara geliyor. Ankara Anadolu Basket'te de Evan Arthur oyunda. McMurray bunu da sayıya çevirdi. 27. sayısını kaydetti Jahmal McMurray. Chance Collins. Hakan Yapar. Faul. İki serbest atış kullanacak Hakan Yapar. İlk atışını kaçırdı. Hadi,
İkide bir Hakan Yapar'dan. 66-75. Oğulcan'la hücumda Ankara Anadolu Basket. McMurray. Yeniden Oğulcan. Güzel bir pas Oğulcan'dan. Köşeden üçlük atışta isabet yok. Rebound mücadelesinde faul düdüğü çıktı. Oğulcan pot altından top oyuna soktu. McMurray. Collinson'u savunuyor. 5 saniye hücum süresinin sonuna. 3 sayılık atışında isabet yok. McMurray'nin hücum reboundu Tayland'dan. Bir hücum daha Ankara Anadolu Basket'ten. McMurray. Top kaybı. Anadolu Basket'ten hücumu iyi değerlendiremedi ev sahibi. Hakan'dan çok akıllıca bir pas. Asist oldu Altan'a. ...66-77... McMurray köşede. 3 sayılık atışında isabet yok. Hücum reboundu. Altan'ın faulü. Faulün ardından kenarda Altan. Mehmet Özdağ'ın yeniden oyunda. İkide bir attı Evan Arthur. Fark 10 sayı Denizli Basket lehine. Collins. Serkan'ı buldu boş pozisyonda. 3 sayılık basket Serkan Menteş'e. 80-67. Üçüncü çeyrekte farkını ortaya koyan Denizli Basket son periyotta da rahat bir oyun sergiliyor. Ankara Anadolu Basket karşısında Serkan koridoru buldu. Turnike ile bir basket daha Serkan'dan. Son iki hücumda 5 sayılık katkı Serkan Menteşe'den. McMurray 3 sayılık atış isabet yok. Collins'te kaldı top. Uzun bir pas Hakan'a. Steps kararı var. Hakan için. Ali Berent. Topu çalmaya başardı Evan'dan. Hakan Yapar. Boş pozisyonda Mehmet'in turnikesini Ümit tamamladı. Ümit'in tiplemesiyle 69-84. Çağatay Evan'a indirdi. 3 kişi bastı Evan Arthur'a. Steps kararı geldi. İyi savunma Denizli Basket'ten. Hadi.
Collins. Mehmet. Serkan. İçeride Hakan. Geriye çekilerek atışında isabet yok. Bu arada Serkan araya girdi. Topu kazandırdı. İlginç bir şekilde topu çalmaya başardı Serkan. Ancak hakem topu Anadolu Basket'e verdi. Yarı saha ihlali. McMurray geriye çekilerek attı. Basket'i buldu. Jahmal McMurray. Son 5 dakika karşılaşmada 3 sayılık atışta isabet yok. Denizli basket hücumu dedi hakem. Serkan. Serkan Menteşe. Kendisi kullandı atışında isabet yok. Çağatay aldı savunma reboundunu. Ali Berent. Ali Berent Kavaklıoğlu kendisi gitti potaya. Blok geldi Hakan'dan. Mola geliyor. Bir defa düdüğü var sanıyorum. 71-84. Son 4 dakika 19 saniye karşılaşma sonuna. Ali Berent çizgide mola dönüşünde. İlk atışı isabetli. İkinci atışını da sayıya çevirdi Ali Berent. Fark 11 sayı. Denizli basket lehine. Chance Collins, Serkan. Ümit'ten 3 sayılık atış isabetli değil. McMurray savunma reboundunu aldı. Ali Berent 3 sayılık atışta ondan isabet yok. Collins.
18 sayısı var. Chauncey Collins'in takımın en skorer oyuncusu konumunda Chauncey Collins. Top kapma mücadelesi Hakan yapar. Kendisi kullandığı isabet yok. Uzun pas McMurray'e. McMurray 3 sayılık atışı isabetli. Jamal McMurray 34. sayısını kaydetti. Maçın en skorer oyuncusu konumunda Jamal McMurray. 34 sayı ondan geldi. 19 sayı Evan Arthur Fistner'dan Anadolu Basket'te. 10 sayı Taylan Süerkip katkı sağladı takımı adına. Ali Berent. Ali atışında isabet yok. Hücum reboundu. Evan'ın atışında da isabet yok. Son 2,5 dakika içindeyiz. Chauncey Collins. Ümit perdeye geldi. Chauncey Collins'ten güzel bir pas. Hakan'ın basketi. 76-86. McMurray. Çağatay. Pasın kontrolünü sağlayamadı. Top kaybı. Collins de frene bastı. Süreyi eritiyor. 3 sayılık atış. Chauncey Collins. 21 yaptı. Molayı aldı. Hakan Köktaş. ...21. sayısı Chauncey Collins'in... ...76-89... ...son 1,5 dakikaya çok rahat girecek... ...Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket... ...üst üste 5. galibiyetine çok yakın... ...Denizli temsilcisi ligdeki de... ...12. galibiyeti olacak... ...ve 5 maçlık galibiyet serisi olacak... Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı da 87-68'lik skorla kazanmayı başarmıştı. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Ankara Anadolu Basket karşısında. Mamak Belediye Gemlik Basketbol, Sigortam.net ve Semt 77 Yalova Belediye galibiyetlerinin ardından 5. galibiyetine, üst üste 5. galibiyetine imza atacak Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. McMurray'nin atışında isabet yok. Galibiyete çok yakın artık. Denizli Basket puanını da 32'ye yükseltecek. Bu galibiyetle lider Samsunspor 33 puanda, sadece 1 puan fark var liderle arasında. Samsun'da dün oynanan karşılaşmada final sporu 85-75 mağlup etti. Liderliğini korudu. Ümit'in basketi 91-76. Son 1 dakika artık mücadelede. Tabii haftaya da çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket. Adeta final niteliğinde bir karşılaşma. Kendi sahasında Akhisar Belediye'yi konuk edecek Denizli temsilcisi.
Onlar da 3. sırada yer alıyor. Onların da 32 puanı var. Denizli Basket de bu galibiyetle birlikte 32 puanla tamamlayacak haftayı. 20. haftayı. McMurray serbest atışları sayıya çevirdi ve mücadeleyi bırakıyor. İki takım oyuncuları da Serkan hücuma taşıdı. İki takım bench'i de birbirini tebrik ediyor. Süre tamamlanıyor ve karşılaşmayı kazanan Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket oluyor. Ankara Anadolu Basket 78, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket 91 karşılaşma sonucu. Bizler de EGTV olarak canlı yayınımızın burada sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.